Misafirler, böylesine onurlu, mutlu, güzide bir mesleğin üyesi olmanın verdiği mutlulukla baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. Tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor. Sizleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, öğretmenlerimizin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, Türk milli eğitimine gönül vermiş, hatta burada canlarını vermiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde mesleklerinin yücelik bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından itibaren ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Değerli meslektaşlarım, teknoloji eğitimde ne kadar etkili kullanılırsa kullanılsın, eğitimin ana unsuru her zaman bizleriz, sizlersiniz. Öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olması düşünülemez. Onun için her zaman olduğu gibi bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler Türk Milli Eğitim'in temel amaçları ve temel ilkeleri çerçevesinde kendi yetenek ve kabiliyetini bilen, geçmişini, özünü sağlam bir tarih şuuru içerisinde algılayan, yaşadığı zamanın gerekçelerini de farkında olan, geleceğe umutla bakan ve yaratılanı yaratandan ötürü hoş görme felsefesiyle, insan sevgisiyle, kısaca bizi biz yapan değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirme azim ve gayreti içerisinde olmalıyız. Unutulmamalıdır ki, öğrenme-öğretme işi mekanik bir süreçten ibaret değildir. Öğretmenlerle öğrenci arasındaki iletişim, öğrenme sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle eğitimde yeni sistemler geliştirilmeli, yeni anlayışlar aranmalı, teknoloji eğitim etkin bir şekilde kullanılmalı. Ancak öğretmende olmazsa olmaz olan insan sıcaklığı, sevgi, saygı, şefkat, gözlerde gülümseme ve parıltının öğrenci üzerindeki olumlu tesiri hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.